kaynana ve şikten bebek belleri. Şimdi de değerli şairimiz Anasal 2.
Başkanı Sayın Recep Çalkaner'i huzurlarınıza davet ediyorum. Arkadaşlar, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz Gönülden Gönüle 2 benim 3. kitabım oluyor. Bu kadar şiiri yazdıktan sonra ezbere okumam gerekmektedir ama bir şairin dediği gibi hem bu kadar yazalım bir de ezberleyelim mi? Ezber okuyamayız ya. Ayrıca huzurunuzda yanlış yapmamak için kitaptan okumak istiyorum. Ulubatlı Hasan, azimliyim, hassasım, fazlaca duygusalım, dostluklarda fedakar, sevgilerde uysalım, davaya feda olsun hem malım hem de canım, istemem anılmasın isterse adım sanım, ben milli davalarda Ulubatlı Hasan'ım. Bu konuda hiçbir güç durduramaz coşkumu, gönül veremeyenler bilemezler aşkımı. Ona tahsis etmişim gönlümdeki köşkümü. Bana düşen görevde varsın atsın Alkan'ım. Ben milli davalarda Ulubatlı Hasan'ım. Atılırım ileri durduramaz hiçbir güç. Hor bakmaksa davaya bence affedilmez suç. Burada ölürüm, değişmese de sonuç. Vatan millet uğruna feda olsun bu canım. Ben milli davalarda Ulubatlı Hasan'ım. Burçlara bayrak diye asılsa da bedenim, çekilmem diretirim asla titremez tenim. Yıkılmaz bir güç isem yardımcım Allah benim. Istıraptan, elepten parçalansın her yanım. Ben milli davalarda Ulubatlı Hasan'ım. Sayın Recep Hocama teşekkür ediyorum. Şimdi de şöylece kendimi size tanıtayım. Herhalde burada bir mazhar yoktur. Biz Hasan Devri'ye olarak çok değerli başımızın izninden bu programı dedikledik. Sizi razı olun, bizleri davet ettiniz. Size en iyisini yapmaya çalışacağız. Değerli gençler, şöyle bakarsanız ben iyi bir yaşlı kimseyim. 61 yaşındayım. Ankara Radyosu'nda stajyer bağlama olarak çalıştım. 15 sene sahnelerde saz çaldım. Şimdi işte Türkçelerimizi yanlış veya doğru olarak sizlere anlatmaya çalışıyorum. Değerli gençler, Kayseri'mize geçti bağları deyince bunu kaldırıp atmayalım. Türkiye'mize değerli bir marşı, bisiklet marşı vardır. Hakikaten geçti bağları da Kayseri'mizin
yıldan sonra şu kadar değerli bir parçasıdır. Üzüldüğüm nokta, bu sizlere yanlış yanlış aktarılıyorum. Bu tür günün esası şöyledir. Kayseri'de Erkinet'te Gezi'ye gelin olmuş, gelin kaynana ilişkilerine itibar edememiş, bir gelinin büyücüsü bozulmuş. Tamamı 120 litre olarak besleniyormuş. Tabii bu kadar kanaları söylemek imkanı yok. Yalnız birkaç kanalara özü gibi sizler aktaracağım. Yanlış sanatçılara başka gayelerle sizler aktarıyorum. Buna özünü buluyorum. Evet, Gezi bağlarımız özü gibi söyleyeceğiz. Oh.
Nihat Hocam'a bu güzel türküden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi de sizlere değerli bir abimiz, değerli bir şairimiz seslenecek. Mustafa Sarıkaya abimiz seslenecek. Mustafa Sarıkaya amcam geçen hafta içinde eşini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Bütün yaylalı adına kendisine başsağlığı diliyorum. Yine de bu acıya rağmen davetimizi kırmadı. Buraya kadar geldi. Kendisine bunun için çok teşekkür ediyorum. Değerli topluluk sahip yargılar, hepimizi sevgiyle selamlıyorum. Hepimiz Allah'a emanet ediyorum. Şiirin farklı, Yahya diye sevgiler canım. Madencilik gelir sanayi dalda, elması kirazı yeşilde alda. Yahyalı şu anda gelişmiş belde, Fatih maden çeker yolda Yahyalı. Bulduğu toprağa elmayı diker, şelale yaylada devamlı akar. Kızlar göz nurunu halıya döker, hüneri parmakta elde Yahyalı. İç Anadolu'nun gurur kaynağı, yaylasından geri yağ kaymağı, asılzade temiz toplum oymağı, tarikatı doğru dinde Yahyalı. Pastane sahibi erken ayrancı, Yahyalı'ya hizmet etmek inancı, gurur duymalıdır yaşlısı genci, cennet bahçesinde belde Yahyalı. 20. asırda uçmuş fezaya, il olmak yakışır böyle kazaya, hak yanında uğramasın cezaya, milenyum pastane balda kayseri. Sevgiyle, saygıyla. Mustafa amcama bu Türk şiirinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu şiirin ardından bir daha türkü dinleyelim. Bunun için Yusuf Dönmez'i sahneye davet ediyorum. İyi alkışlanıyoruz ha? Yoruldunuz mu ne? Sağ olun. Biraz da şöyle aşktan meşkten bahsedelim. Aman aferinlerimiz sana sana gelen yar diyelim.
Yahya Evcim'in
şairler olarak ikinci gelişimiz. Sizden memnun kaldık, ikinci defa geldik. İnşallah daha çok geleceğiz. Burada çoğunlukla gençleri gördüğüm için ben de gençlere yakın olan bir şiirimi okumaya çalışacağım. Söyledin mi hiç? Gönül mutfağında bir şeyler yapıp sevdiğine ikram eyledin mi hiç? Utana, sıkıla, yanaklarını öpüp sevdiğini ona söyledin mi hiç? Acıyı, neşeyi hep ondan. Hiç bana kaldın mı utanmadan? Ellerini açıp hakka yalvarıp sabahlara kadar ağladın mı hiç? Korkuya kapınlar çevrede bakın. Gönlünü yavaşça sol verin. Ah beni haber var. Eyledim mi hiç? Eyledim mi hiç? Saygı sunuyorum. Evet, Ahmet Dikci. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Sayın Başkanım Sabit İnce. Sayın Hocam diyorum. Haydi vurun. Gönlünüze dokunun İnce İnce. Değerli Yahyalılar, bugün güzel bir program sunmaya çalışıyoruz sizlerle. İnşallah Ahmet Ekibir'in de dediği gibi yine beraber olacağız, hep beraber olacağız. Ben sizlere kendi bestelerimden bir bukle sunup yine sahnelerin hakikaten bana göre tatsız sıralı, değerli sanatçı Kayseri sahnelerinin güzel sesi Yusuf Dönmez de yine güzel türküler dinleyeceğiz. Ben programdan sonra Yusuf'la hep beraber olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Sevgileri yarınlara bırakma. İnadına doyasıya sev bugün. Sevgiyi, sevdayı yabana atma. İnadına doyasıya sev bugün diyorum ve hep sevelim diyorum. Çok severim, çok severim diyerek yine sahneyi Yusuf Dönmez'e bırakmak istiyorum.